İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyollaş, MTA Piyasası programında sizlerle beraberiz. Son gelişmelere bakıyoruz. Dünden beri petrol fiyatlarında kuvvetli bir seyir var. Yeni zirvelerin oluşma son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktığını söylememiz mümkün. Bu arada tabii ki 10 yıllıklar tarafında da güçlü bir seyirle karşı karşıya kaldık. Bu da bizim kıymetli metaller tarafında fiyatlamaların baskılanmasına sebebiyet verdi. Tekrar 1830 bölgesini aşamadık. Tekrardan geri sardığımızı 1810'lara inmiş bir altın fiyatında karşı karşıya olduğumuzu belirtebilirim. Aynı zamanda bu enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyonist baskılarında körüklenmesine sebebiyet verebilir. Onları da biraz daha irdelemeye çalışacağız elimizden geldiğince. Önce bir haber başlıklarımıza bakalım, sonra yola devam edelim. Goldman Sachs'tan gelen bir rapor var. O raporda yeniden dengelenme yönünde bir açıklama geldi. 17 Ocak tarihinde açıklanan Goldman Sachs raporunda güncellenen talep ve arz esnekliklerinden yeniden değerlemenin uzun vadeli fiyatların 90 milyon varil yükselmesini gerektireceğini, model alındığı ve buna yönelik Brent petrol fiyat tahmininin 2022 yılı ile 96 milyon varile, 2023 yılında ise 105 milyon varile getirileceği hakkındaki öngörülerini yayınladı. Bu da ister istemez bir anda fiyatların yukarı doğru evrilmesine yol açtığını belirtelim. Avrupa'da gaz fiyatları 2021 yılı zirvelerine tekrar yükselebilir. Capital Economics'in gelişmekte olan piyasalar baş ekonomisi William Jackson, Rusya'nın enerji ihracatına yaptırımlar getirmesi veya Rusya'nın gaz ihracatını bir kaldıraç olarak kullanmayı tercih etmesi halinde Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselebilir dedi. Öte yandan Rusya'nın Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının %35'ini karşılamakla olduğuna işaret eden enerji uzmanı Dan Yergin de Rusya ile Ukrayna arasındaki büyüyen gerilimin enerji piyasaları için görünümü kararttığını, belirsizliğin Avrupa'da gaz fiyatlarının uzun bir süre yüksek kalmaya devam etmeleri anlamına gelebileceğini söyledi. Eurometaux'tan önemli metaller için destek talebi. Sanayi Birliği Eurometaux, AB politika yapıcılarının üye devletlerin düşük karbonlu enerjiye geçiş için çok önemli olan metallerin tedarikini sağlamak için yerel alüminyum, çinko, silikon üreticilerini devlet yardımıyla desteklenmelerine izin vermelerini talep etti. Rio Tinto, ABD ve Avrupa'da daha yavaş büyüme bekliyor. Piyasa değerine göre dünyanın ikinci büyük madencilik şirketi olan Rio Tinto PLC, ABD büyümesinin yavaşlamasına ve Euro bölgesinin yıla beklenenden daha yumuşak bir başlangıç yapmasına hazırlandığını bildirdi. Çelik içerikli demir cevheri ve endüstriyel metaller, bakır ve alüminyum üretimi önemli bir tedarikçisi olan madenci firma, COVID-19 omikron varyantına ilişkin endişelerin ve kalıcı tedarik zinciri sorunlarının ABD'deki ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Öte yandan İngiltere'den de haber başlığımız var. Yüksek enerji fiyatlarına önlem diye. Financial Times'ın haberine göre İngiltere'de hükümet artan enerji fiyatlarından tüketicileri korumak için toptan gaz fiyatlarının keskin şekilde arttığı dönemlerde perakende enerji şirketlerine ödeme yapmayı değerlendirdiği belirtildi. Dönelim fiyatlamalara bakalım. Fiyatlamalarda altın 1811 dolarda 0.40'lık bir düşüş var. Gram altın 787 TL'de 0.25'lik bir artış var. Dolar TL'de dün 13.40'ları görüyorduk. Bugün 13.50'lerde olmamız buradaki pozitif tarafa taşıyan nokta olduğunu belirtelim gram altın için. Gümüş 22.90'da yine 23'ün altına döndük, dolaştık, geldik. 0.40'lık eksi orada da gerçekleşiyor. Gram gümüş 9.96'da. Palladium 1877'de, platin 964.50, Brent 8738, WTI 8509, güçlü seyirin burada devam ettiğini hatırlatalım. Doğalgaz 4.28, soy fasulyesi 1353, mısır 590, buğday 751.25, kahvede de 239.65 karşımıza çıkan değer. Hemen son bu faizlerin yükselişinden sonraki süreçte DXY ne oldu? Tekrardan trendin içine döndürmeye çalıştığını görüyoruz. Orada kalıcı olacak mı, olmayacak mı? Mesele burada son dönemdeki değerlendirmelerde şu trend çizgisinin dışına taşması biraz trendin bozulmasına yol açmıştı. Tekrardan trend içine dönme çabası içinde olduğunu görüyoruz. 94.60'dan başlayan hareket 95.5'u hedefler nitelikte. Mesele burada kısa vadede 95.50'nin tekrardan aşılıp aşılamayacağı. Bu kadar güçlü 10 yıllıklar varken buradaki seyirin bu kadar baskılanması da biraz işte piyasada bazen olayların tersine şekillenmesiyle değerlendirdiğimizi belirtelim. Haftalık grafikte de baktığımızda şu bölgedeki yatay bölgeden sonra kanalın alt bandına gelmiştik. O bölgede ortalamanın altına ince bir alt ortalama bizi çağırdı. O da yeşille gözüken 21 haftalık ortalamaydı. O bölgeden bir destek bulduğumuz net şekilde gözüküyor. Buradaki formasyon aslında bu bölgeye taştıktan sonra hareketin biraz da aşağı doğru 93-20'lere kadar gelmesi gerektirir. Ama
10 yıllıklar taraftaki bu güçlü seyir buradaki hareketi de sınırlandırdığını belirtelim. Peki Amerika'daki faizler hangi noktaya evrildi? Ona da bir göz atalım. Hemen 2 yıllıkla başlayalım. 2 yıllık 1.03'te, 1.04'e hatta yakınız. Birin üzerine taşınmış vaziyette olduğunu söylememiz mümkün. 0.85'te soluklanmadı bile, oraya direkt böyle delip geçtiğini söyleyebiliriz. Söylemlerin bu kadar sertleşmesi kısa vadedeki kağıtlardan kaçışı oldukça tetiklemiş vaziyette. Peki buradan kaçan uzun vadeliye gidiyor mu? Hemen 30 yıllık tahvile de bir bakalım. Orasını iyi işaret ediyor. Orada da bir seyir değişim olduğunu söylemek mümkün. Özellikle ABD'den gelen son tutanaklar ertesinde burada da hızlı bir seyirin yaşandığını söylememiz mümkün. Bir anda bu sıçramanın yaşandı. Ama ne kadar da olsa baktığımızda yine sınırlı bir yükselişten bahsediyoruz. Baktığımızda hala biz geçtiğimiz 2020 yılından bu zamana geçen süredeki zirve bölgeyi geçmediğimizi hatırlatalım. Diğer enstrümanlarda hepsinde zirve bölgelerin teker teker geçilmeye başladığını görüyoruz. Burası zayıf kalıyor. Bunun zayıf kalmasının sebebi de işte kısa vadeli kağıtlardan kaçış, uzun vadeliklerde soluklanmasına yol açtığını net şekilde görüyoruz. Buradaki hareket oldukça sınırlı kalmış vaziyette. Dönelim 10 yıllık kağıda bakalım. 10 yıllık kağıtta neredeyiz? 1.85-67 bölgesine geldik. Burada büyük hareketin nereden başlayan? Geçtiğimiz sene dip bölgesinden başlayıp daha sonra 1.77 bölgesine gidip daha sonra tekrardan 1.12 noktasına hareket eden bu bir hareketin projeksiyonuna baktığımız zaman bize büyük hareketin projeksiyonunda 1.85-67 bölgesi Fibonacci 50 hedefi olarak karşımıza çıktığını bize gösteriyor. Orası da bugün itibariyle test edildi. O bölge testinden sonra hafif bir geri çekilme var. 1.77'nin üzerinde kaldığı sürece hareket kuvvetli olmaya devam edecektir. Yani tahvilden kaçışın devam edeceğine işaret edecektir. Haftaya FED var. Salı günü 25-26'sında toplanacaklar. 26'sında sonuçları öğrenmiş olacağız. Buradan çıkacak sonuçla birlikte belki yukarıdaki hedefler 1.94, 2.02 bundan sonra takip edilecek noktalar gibi gözüken ara dirençler noktasında. Aşağı doğru geri çekilmelerde 1.77, 1.69 önemli. Burada kısa vadeli önemli, en önemli gelişme şu an için baktığımızda 8 haftalık ortalama 1.64-94'e kadar taşınmış vaziyette. Aynı şekilde bizim burada baktığımız, önem verdiğimiz 225 haftalık ortalama da 1.65-32'de neredeyse bunlar kısa vade uzun vadeyi alttan yukarı doğru kesme çabası içinde. Bu da bize bir yeni bir sinyal üretme potansiyeline işaret ediyor. Bu potansiyel hareketin güçlü kalmaya devam edici göstergesi olarak okumak lazım. Bir süre daha burada faizler yukarı doğru evrilmek isteyecekmiş gibi gözüküyor. Peki bunun gün içi hareketlere baktığım zaman biraz daha bir dar şu bant içine şekillenmesi beklenir. Şuradan başlayan trend çizgisi kırıldığı takdirde resim değişebilir. O kırılma ne zaman olabilir düşündüğümüz zaman? Önümüzdeki haftaki FED açıklamaları, beklentilerden biraz daha şimdiki söylemlerle FED toplantısı sonrasındaki açıklamalar, metin biraz daha uyumsuz olursa o zaman burada bir realizasyon beklenebilir. Bu bilgi dışında dolar TL'de nasıl bir seyir var ona bakalım isterseniz. Dolar TL'de sıkışıklığın devam ettiğini, yatay bant hareketinin devam ettiğini, 13.85'lerin yukarıda üst seviye olduğunu, o bölgenin şu an için geçirme arzusunda olmadığını, aşağıda bizim için 21 barlık ortam olan 23-27 bölgesinin hala bizi taşır noktada olduğunu, son 5 gün içinde biz 4 kez bu ortalamayla temaslanmışız, 21 barlık ortalama. Bu da zayıflatma çabası içinde olduğumuzu gösteriyor. Momentum biraz zayıflamaya çalışsa da her ne kadar hala 8 günlük ortalamanın etrafında, hatta biraz da bugün itibariyle üzerinde olduğunu söylememiz mümkün. O da 8 günlük ortalama 13.48'de onun altına bir fiyatlama ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bakalım Perşembe günü gerçekleşecek olan bizim Merkez Bankası'nın PPK toplantısı sonrasındaki olası gelişmeler, senaryolar bizde yeni bir perde açabilecek mi? Burayı yakından takip ediyor olacağız. Peki 60 dakika ne söylüyor bize? Oldukça kısa. Farkındasınız belli bir bant içine geldik, sıkıştık net şekilde. Bir karar bölgesi, bir arayış içinde olduğunu bize gösteriyor. Bir mücadele, bir bilek güreşi gibi izlemek lazım. Ortalamanın altı sürekli bir zorlamaya çabası var ama fiyatlarda bir yandan da diri kalarak ortalamaların üzerinde kalma sinyalinde ürettiğini görüyoruz. Bir sürü gelişmeler oluyor, düzenlemeler oluyor. Hala burada
ciddi bir kırılım gelmediğini, bize burada bir majör faktör değişime ihtiyaç var. O majör faktör değişim de Merkez Bankası tarafından yapılacak söylemler, adımlar olması beklenebilir. Peki dönelim sepet kur tarafına bakalım. Orası nasıl? Sepet kurda da bir bant içinde kaldığımızı görüyoruz. 14-15'in bizi taşımaya devam ettiğini söylememiz mümkün. 14-15'in altında fiyatlama almadığımız sürece hareket hala diri, kuvvetli kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Her ne kadar yatay bir bant içinde de olsak 14-15 taşıyıcı unsur. O bölgenin altındaki bir fiyatlama bize biraz daha soluklanma sürecini aşar. Gelmesi de bir haber akışıyla gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor. Şu an için o haber akışını hala alamadık. Bakalım Perşembe günü gerçekleşecek toplantı sonrasında böyle bir haber akışı gelebilir mi? Dönelim çekirdek MTI endeksine bakalım. Oradaki seyir nasıl? Güçlü seyirden bahsediyorduk dün. 241 seviyesi daha önce gerçekleşmiş olan zirveydi. O bölgeden o bölgeyi açtığımızı görüyoruz. Şu anda 245.43'teyiz. Hala güçlü bir seyirden bahsetmek mümkün. Yukarıda 252 bölgesi hedef noktasında. Yani buradan bir %3'lük bir, 2,5-3'e yakın bir potansiyel yukarı doğru hareket imkanı olduğunu. Bu da MTI tarafında fiyatlamaların özellikle enerji tarafında hala güçlü kalmaya devam ettiğini bize gösteriyor. Bakalım buradaki hedef ötesine taşınabilecek mi, taşınamayacak mı? Mesele bu. Ortamlar tarafından oldukça güçlü seyirin, uzun vadeli trendin hala yukarı yönlü olduğunu bize gösteriyor. Şurada biraz umutlanmıştık acaba diye sorgulamıştık ama oradan hemen belki burada bir omuz baş, omuz formasyonu oluşabilir mi diye bir beklenti vardı. Onu fırsat tanımadan hemen 3 hafta içinde resmi tersine çevirdiler ve 4 haftada üst üste yükselerek geldiğimiz yer yeni bir seviye olduğunu hatırlatalım. Altın ETF'lerine bakalım, orada seyir neye işaret ediyor. Altın ETF'lerinde baktığımızda dün itibariyle oyuncu ETF'lerden Yinfang'la tarafından 1 milyon onsluk alış geldiğini görüyoruz. 68 milyon 569 bine çıkmışız ama bu bizim için yeterli mi? Değil. Buradaki bugün alır, Yifang'da yarın satar, ciddi şekilde market maker'lık yapmaya çalışıyor. Fiyatların arbitrajını gerçekleştirmeye çalışıyor. Çok da başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Dünkü pozisyon sonrasında tekrardan fiyatlamanın aşağı geldiğini görmüştük. Geldiğimiz yer kritik eşik aslında baktığım zaman. Mevcut 88 milyon onstan başlayan düşen trend çizgisinin olduğu bölgeye yanaştık. Bu da demektir ki yeni bir atak gelebilir ise o zaman kendisini yukarı taşıma potansiyeli gerçekleşebilecek. O nedenle Yifang'da yeni bir oyuncudan ilave gelmesi lazım ki bizdeki seyir biraz daha güçlenebilsin. Bakalım Yifang'da yarın baktığımızda bugün aldıklarını, dün aldıklarını bugün satmış olacak mı, olmayacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Gram altın fiyatlamalarına bakalım. Gram altındaki sıkışıklığın devam ettiğini haftalık bazdaki grafik açısından değerlendirdiğimizde 770 aşağıda, yukarıda 815 bu bant içinde duruyoruz. Hareket dün de hatırlarsanız şundan bahsetmiştik. 815'in geçilebilmesi için altına 1830, dolar TL'de 14 bölgesinin aşılıyor olması lazım. Aşılamadığımız sürece buradaki hareket o bölgede bizim için ana direnç konumunda olma potansiyeline işaret edecektir. Aşağıdaki hareketlerde 770'in altına inmesi durumunda ortalamalar bizi 742 bölgesine kadar çekme, hatta belki 690'lara kadar çekme potansiyeli olabilir. 690'a gelme koşulu nedir? Altın ya da gümüş, ons altın ya da dolar TL'de aşağı doğru bir kırılımın gerçekleşmesi halinde. Şu an için o sinyali almıyoruz. Her iki tarafta bir yön arayışı içinde olduğunu söyleyelim. Bu önümüzdeki 4-5 gün bizim Merkez Bankası toplantısı peşinden FED toplantısı. İki toplantı sonrasında bir karar vermesi gündeme gelmesi beklenir. Bakalım hangi yöne evrilecek piyasayı. Ons altının grafiğine bakarsak 1811-12 bölgesine geri çekildik. Burada aşağıda 1807 50 haftalık ortalama bizim için 8 haftalık ortalama bizim için önemli nokta olduğunu hatırlatalım. 50 haftalık ortalamayı da biliyoruz 1797'de. İkisinin de üzerinde durmaya devam ediyoruz. Hala güçlenme çabası var ama bugün itibariyle biraz momentumda düşüş olduğunu belirtelim. Ortalamanın üzerinde kalması biraz umut yeşertmeye çalışıyor. Ama yeterli değil. Burada hikayenin tamamlanabilmesi için bu düşen trendlerin bir şekilde kırılıyor ve 1830 bölgesinin aşılıyor olması şart. Onu almadığımız sürece maalesef hareket dar bant içindeki
yatay bant içindeki düzeltme hareketleri, tepki hareketleri niteliğinde kalır. Peki ons altının günlük grafik ne söyler? 1830-1799 bandı arasında sıkışmanın devam ettiğini, 8 barlık ortalamanın altına indiğimizi görüyoruz. Bu da demin bahsettiğim momentumdaki zayıflığın işareti olduğunu belirtelim. Geri çekilmelerde bu düşüşün sınırlı kalması gereken yer 1808'in üzerinde muhakkak tutunuyor olması lazım. Peşinden tekrardan 1815'in üzerine taşınması lazım ki hareket yukarı doğru devam edebilme sinyalleri üretebilmesi adına. Ama yok, 1808-1809 bölgesi bizi taşımaz. O bölgenin de altına sarkarsak o zaman aşağıda 1803'te bulunan 50 günlük ortalama karşımıza çıkıyor. Diğer 100 ve 200 günlük ortalamalar da 1800 bölgesinde kümelenmiş vaziyette. Bu bölge bizim kırmızı hattımız olması lazım. O bölgenin altındaki fiyatlamalar biraz risk unsurudur. İki turdur deniyoruz 1830'u, başarılı olamadık. Bir tur daha geri çekilmeye çekilip bir tur daha ondan sonra peşinden yukarı doğru ataklanma gerçekleştirecek mi, gerçekleştirmeyecek mi bakalım. Buradaki fiyatlamaların baskılanmasındaki en büyük etken ABD 10 yıllıkların 1.80 bölgesinin üzerine taşınması olduğunu hatırlatalım. O bölgede bir rahatlama gelmediği sürece buradaki hareketlerin maalesef sınırlı kalması, güdük kalması şaşırtıcı olmayacaktır. Aşağıda demin de belirttiğim gibi 1800'ün altında 1780'lere kadar bir marj açılması durumu söz konusu olur. Aylık grafik açısından baktığımızda burada da 1792-1830 sıkışmasının hala potada olduğunu görüyoruz. Gümüşe gidelim. Gümüş ETF'lerinde nasıl bir seyir var? Gene 1 milyon 100 binlik bir çözülmeden bahsedelim. 889 milyondayız. Burası E-Share Silver Trust tarafından çözülmenin devam ettiğinin işareti. Gümüşün haftalık grafiği hızlıca bir bakalım orada da nasıl bir seyir var. Burada da yönsüz kararsız bir yapının işareti karşımızda. Ortalamaların biliyorsunuz önemsediğimiz iki tane ortalama var. Yeşille gözüken 8 haftalık, sarıyla gözüken 100 haftalık ortalama. İkisi de şu anda 23.94'te bulunan Fibo desteğinin olduğu bölgeye gelmiş, yapışmış vaziyette. Fiyatlamalar da 22.90 hemen hemen aynı bölgede fiyatlamada geldi. Orada bir dengelenme. Bu kararsızlık göstergesi net şekilde. Ne yapacağını karar veremiyor bir türlü. Ortalamanın altında mı kalsam, üstünde mi kalsam bunun arayışı içinde olduğunu belirtelim. Burada seyrin kuvvetlenebilmesi için aşılması gereken yer ilk etapta 23.41, daha sonrası 23.90 olduğunu biliyoruz. 23.90 üzerinde hareket gelmediği sürece maalesef buradaki hareket yatay bant içindeki tepkisel nitelikteki yükselişler, kalıcı yükselişe işaret etmediğini hatırlatalım. Haftanın kapanışı muhakkak ve muhakkak bu hafta için 22.95 ve üzerinde gerçekleşiyor olması lazım ki umutları bir sonraki haftaya taşıyabilsin. Önümüzdeki haftaki FED toplantısı sonrasında da resmin biraz daha netleşmesi mümkün olacaktır. Aşağı doğru hareketlerde biliyorsunuz hep belirtiyoruz. Daha önce ikili dip olma potansiyeline işaret eden 21.40 dip bölgemiz 10 altına taşmalar buradaki resmin sertleşmesine yol açacaktır. O nedenle o bölgeye kırmızı çizgiyi her zaman çekmiş olmamız şart. Dönelim günlük grafik açısından değerlendirirsek gümüşü nasıl bir işaret var. Burada da görünen şu son hareketin 23.45'te oluşan zirveden sonra geri çekilmelerde 21.92 dip olmuştu. Şu anda yön arayışı içinde olduğu burası net şekilde gözüküyor. Hafif ortalamanın etrafında kümelenme çabası içinde 23'ün üzerine atmakta, 23-23 onun üzerine atmakta zorlanıyor. Onu başarması lazım ilk etapta. Eğer onu başarabilirse resimde bir güçlenme sinyali olarak okuyabiliriz. Buradaki kararsızlık bölgesinin aşağı doğru kırılmasının sinyali nedir? 22.80'in altındaki fiyatlamalardır. Aynı zamanda şuradaki trend çizgisinin de kırılmasına işaret eder. O zaman bir tur daha 22.50'ye kadar geri çekilip güçlenme çabası da gösterir. Ondan sonraki tavır önem arz edecektir. Şu an için baktığımızda karar verme, işte bu iki ortalamanın, üç ortalamanın arasında sıkışmış vaziyette olduğunu söyleyelim. 22.80, 22.99 kararsızlık bölgesi, bundan sonraki süreç, gelişmeler, haber akışları bizi ilgilendiriyor diyelim. Aylık grafik açısından baktığımızda 22.90'ın üzerinde tam tutunmaya çalışıyoruz. Bu bölge önemli bir eşik, muhakkak ve muhakkak bu grafiğe göre aylık kapanışın yani Ocak ayının kapanışının 22.90 bölgesinin üzerinde gerçekleşmesi lazım ki yıl için hala iyimser senaryolara sahip olabilelim. Dönelim altın-gümüş paritesine de bir bakalım. Altın-gümüş paritesindeki
değerlendirmemizde. Şu anda 79 onları işaret ettiğini paritenin söyleyelim. Burada yeşille gözüken 79.97, 79.87 bölgesinde bulunan FIBO ve özellikle yeşille gözüken 100 haftalık ortalama ana direnç konumunda olduğunu, o bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadığımızı görüyoruz. Tıpkı neye benziyor? Bizim bu 225 haftalık 10 yıllık tahvildeki bahsettiğimiz gösterge gibi. Ne zaman onun üzerinde kapanışlar almaya başlarız, o zaman resim başkalaşmaya başlar. O zaman altındaki kuvvetli seyir bir tur daha, biraz daha yukarıya doğru tetiklenme işareti olacak şekilde değerlendiririz. Mavi ile gözüken nihai sınır 82.29, o bölgenin üzerine çıkıyorsa zaten tamamen artık iş koptu. Altın, gümüşe karşı ciddi bir değer kazanma süreci içine girdi demek olur. Şu an için o bölgelerden uzak olduğumuzu hatırlatalım. Şimdi yani uzaktan kastım daha yön arayışı içindeyiz. Şu kanalın içinde hareket ediyoruz. Bir uçtan diğer uca doğru gelme. Biraz daha zaman sağlık çizelgesi var. Onun aşılması da işte Fed'in Mart'taki hareketine bağlı olacakmış gibi gözüküyor buradaki şekillenme. Petrol tarafına dönelim. Petrol tarafındaki grafikler ne söylüyor bize? WTI ile başlayalım. WTI tarafına geldiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bu dip, bu tepe, bu dip noktasında bir projeksiyon çalışması yaptığımız zaman bize 86.31 hedefini gösteriyor. Daha önceki 85.45 direnç noktasıydı. Bu yıl içinde, son bir yıl içinde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. O bölgeyi zorlamaya çalışan bir WTI görüyoruz. WTI ile Brent arasında biraz fark var. Brent tarafı daha kuvvetli olduğunu hatırlatalım. 2014'ten beri en yüksek seviyelere geldiğimizde belirtelim. Buradaki sürecin devamı için bizim 85-45-86-31 bölgesini yakından takip ediyor olmamız lazım. O bölgenin üzerine atabilecek miyiz? O bölgenin üzerine tutunabilecek miyiz, tutunamayacak mıyız? O bundan sonraki resmi şekillenmesine yol açacak. Buradaki grafiğe baktığımız zaman oldukça dik bir yapıyla çıkış sergilemişiz. Şuradaki yapı da oldukça dik bir çıkıştı. Sonra peşinden sert bir kırılım gelmişti. Bu dik yapıların sonra kırılımlara sert olduğunu bize gösteriyor. O nedenle bizim bundan sonraki süreçte bu trend kırılıp kırılmayacağına bakmamız lazım. Takip edeceğimiz nokta o. O trendin kırıldığı yerde resim biraz bozulmaya başlar. Kritik eşik neresi olur? Burada şimdi tepe oluşumlarına gördüğünüzde bir yataylaşma ve ortalamaların altında böyle kademe kademe sarkmaların gelmesi bekleniyor. Şu an için daha yeni tepenin oluştuğunu söylemek mümkün değil. Tepe arayışından bahsedebiliriz. Onun kararı bir yataylaşma süreciyle, momentumla düşüşle başlayan bir yapıya işaret eder ve fiyatlamalarında ortalamalarla temaslanmasıyla. Şu anda bakıyoruz ortalamalarla makas çok açılmış vaziyette. 80-22'de olduğunu belirtelim. Bizim 21 haftalık ortalama, pardon 10 haftalık ortalama. Öncelikle bizim bir onunla temaslanmamız lazım ki resim netleşmeye başlasın. Buradaki yapı eğer şu bölgeyi aşamaz, biraz yataylaşırsa bu da kendisini yukarı doğru taşıyacaktır. Muhtemelen 83-85 bandı bölgesinde bir temaslanma işaret edebilir. Daha önceki senaryolarda baktığımızda mesela şurada temaslanma süreleri açısından 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 haftalık bir süreç almış. Buraya bakarsak buradaki süreç çok daha dik. En son temaslanmadan bu zamanda 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11. Demek ki önümüzdeki 5-6 haftalık bir süreç bir yataylaşmaya bize işaret etmesi lazım ki bizim morla gözüken ortalamayla temaslanma senaryosu çalışabilsin. Brent petrol tarafına bakalım. Brent petrolde de benzer bir hareket var. Burada da bu trendden geçen dip, şu tepe ve bu dip senaryosunun projeksiyonuna baktığımızda 61.8-79.31'deydi. O bölge aşıldıktan sonra hareket daha da sertleşti ve dikleştiğini görüyoruz. Yine burada da trend çizgisinin dik olarak devam ettiğini belirtelim. Daha önceki şu senaryodan daha da dik bir açıyla yukarı doğru gittiğini söylememiz mümkün. Bu da bize yataylaşmanın gelmesi gerektiğini gösteriyor. 77-72 burada da aşılması gereken eşik olduğunu belirtelim. Bu bölgenin aşılması durumunda bize yukarıda 95'ler ve 100'lü hedeflerin aşılması gündeme gelecektir. Şu an için bu dirençler önemli olduğunu belirtelim. Aşılmadığı sürece yukarıdaki hedeflere şu an için bakmıyoruz. Birazdan eğer trend çizgisi kırılırsa da aşağıdaki
81-60 bölgesinde bulunan yeşille belirttiğimiz ortalama bizi çağırmaya başlayacaktır. Onu da hatırlayalım. Efendim bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşça kalın.